Merhaba arkadaşlar. Bahçeme, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bahçede köy sacında kabak böreği yapmak istiyorum. Eşim ve oğlum da bana yardımcı olacaklar. Çok güzel bir börek oluyor. Her hafta sonları yapmaya çalışıyoruz. Severek de yiyoruz. Sizi fazla bekletmeden yapmaya başlayalım. Burada 15 bardak unumuz var. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Ve burada da 7 bardak suyum var. Tabii ki suyu ölçülü kullanacağım. Burada ev yapımı sirkem var. Bütün hamur işlerimde 1-2 yemek kaşığı sirkede kullanıyorum. Sağlık açısından çok faydalı diye. Hem de yaptığım hamur işlerine çıtırlık veriyor. Çok güzel oluyor. Şimdi işe hamuru yoğurmakla başlayayım. Önce spatula ile karıştırırsam hamur yoğurmak daha kolaylaşıyor. Bazı unlar suyu çok alıyor, bazıları da azalıyor. Onun için suyu ölçülü kullanmak istiyorum. Yedi bardaktan biraz fazla su koydum. 7,5 falan var. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar da sirke koydum. Hamurumun güzel açılması yönünden 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koymak istiyorum. Daha rahat açılıyor. Çok güzel. Sakız gibi bir hamur oluyor. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi başka işlerimize geçeceğiz. Önceden rendeleyerek biraz kavurarak suyun çektirdiğim kabaklarımızın içerisine bir tane soğanı ince ince doğradım ve yağda öldürdüm. Onu koydum. Burada da birazcık pırasam var. Taze soğanım var. Bundan koyuyorum. 2 tatlı kaşığı toz biberim. 1,5 çay kaşığı tuzum ve 1 çay kaşığından bir miktar fazla karabiberim. Bunlar tabii ki arzuya göre. Bunları koyuyorum ve malzemelerimi karıştırıyorum. Soğanı kavururken de yarım çay bardağı kadar yağ koymuştum içerisine. Bazı yerlerde buna çökelek gibi, peynir gibi şeyler de koyuyorlar. Ama ben sade seviyorum. Tabii ki arzu size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İyi karıştırdım. Malzemelerimiz hazır. Açık havada güzel bir börek olacak inşallah.
Hamurumuz da çok güzel olmuş. Salmış kendisini. Aşması inşallah çok güzel olacak. Dün çok güzel yağmur yağdı buraya. Çay olmuş mu? Bayağıdır yapmıyorduk ama. Bundan sonra artık yaparız. Çiğciler nerede? Kedilere dikkat edelim de. Götür vallahi. Bağlamış durumda. Hadi git daha buradan yürü. Kim arıyorsun? Nerede kardeşlerim? Patatesli mi istiyorsunuz, kabaklı mı? Önce kabaklı. Önce kabaklı mı istiyorsunuz? Evet. Patatesli de hazırladım biraz. Yavuz sen? Peynirli. Tamam. Önce seninkini yapayım o zaman. Şimdi burada rendelenmiş patatesimiz vardır. İçine yine aynı kabağa koyduğum gibi baharatlarımı koydum. Birazcık da çökelek ya da bir kase lor peynir de olabilir. Onu koydum. Biraz da yağ koydum. Bir fincan kadar. Çünkü malzemem çok az. Bir iç hazırladım. Yorum bozuktan çıktığı için tam çözülememiş. Arzuya göre isteyen üstüne de yapar. İçine koyduğum için üstüne de koymayabilirsiniz. Ama üstünde daha gösterişli oluyor. Ay kuzum geldin mi sen? Sarı kızım. Meleğim, altın meleğim. Sana börek vereceğim ben. Kenarlarını iyi bastırayım da çınmasın. Ben koyarım. Buna biraz içi vereyim. Kuzum sen geldin mi? Minnoşum. Ah, akıllısındır sen. Kurnazsındır. Her şeyi görürsün. Şimdi kabaklı yapıyorum.
Romantizma geliyor. Güzel pişir. Aferin sana. Aferin aldım. Eşim börek pişirmeyi çok sever. Bana çok yardım olur o konuda. Yıllardan beri hep yardım eder. Ona buradan teşekkür ediyorum. Yağ döküyorum sanmayın. Tabağın içinde çok az yağ var. Yok denecek kadar az. Kat kat olsun böreğimizi yerken diye biraz yağ döküyorum. Çok güzel oluyor. Kat kat oluyor yerken. Ölünce hiç bilmiyorlar. Tehlikeyi. Annesini kuruyor. Yanacaklar. Eğer buraya gelirse burada da bize huzur vermez. Her şeye saldırır. Ha, börek için çok sevmişler. Al bakalım. Yakmadan pişiriyor musun? Yakma yakma. Güzel misin? Yani? Enek çekiyor. Güzel. Hadi yap. Birazcık daha kızartabilirsin yani. Çıtır çıtır olur. Alıştırdın mı lan? Gitmez artık buradan. Hamurun çok güzel. Çektiğin yere gidiyor. Sanki yağlı hamur. Börek için çok sevdiler yavuz. Börek için veriyorum. Yiyorlar. Büyük oldu mu sabah? Nasıl pişirebileceğim ben? Böyle de yapılıyor ya. Bu da böyle bir model olsun artık. Uzun böreğin yapması nasıl? İyi. İyi. Küçük mü yapayım? Hadi mi?
Güzel şurubumuz. Bir güzel oldu. Mal kahvaltıya koysan olacak onu. Dokunmuyor olsa her gün kahvaltıda bir yemek kaşığından fazlasını tavsiye etmiyorlar. Çok araştırmalar yaptım. Sabahları birer yemek kaşığı diyorlar. Normal insanlar için. Çocuklar için birer tatlı kaşığı diyorlar. Bağışıklık sistemi de güçlendiriyormuş. Bir sürü börek yaptık. Yağın yarısı duruyor. 500 gramlık şişe bu. 250 gram kadar yağ tutmuştu. Börek yaptık. İçine koyduğumda benim bunların toplamda bir çay bardağı yoktur. Saç böreğine daha az yağ gidiyor sanki. İçimiz o tam gelecek. Birazcık. Kıskasını büyük yapar. Son hamurumuz. Maşallah güzel. Katmer yapacaktım. Hamurum yetmedi. Son böreğimiz. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. Bir hafta sonu geçirdik. Böreklerimiz de çok güzel pişti. Nar gibi kızardılar. Canı çeken insanlar için şimdiden onlardan özür diliyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum, çok memnun olurum. Tavuklarımız da maşallah bizi hiç rahatsız etmediler. Kendi halinde uzakta durdular. Ama arada yiyecek attığımız için herhalde. Uslu tavuklarım. Kınalı horozum. Videoların arkasındaki kameraman benim. Evet, Yavuz'uma teşekkür ediyorum. Bütün videolarımı Yavuz'um çekiyor. Onun sayesinde daha güzel olmasını istiyorum. Bu da kameramanım. Neydi? Joe. Video editörü. Evet. Kapatayım mı? Böreğimizin tadına bakalım. Arkadaşlar lütfen canınız çekmesin. Kusura bakmayın. Ben de ilk defa tadına bakacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmak isterseniz de sağ alt tarafta abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.